Evet, şimdi şey mesajı da geldi. Live stream oluyor falan diye. Ya, geldim hocam. Şey, Evet. bana da şey sorun çıktı dedi. Ha, şimdi oldu hocam. Şimdi oldu. Hatta Mehmet Şahin'i de görebiliyorum. Merhabalar. Merhabalar Merhaba. Mehmet'ciğim. Şey, götit demeniz gerekiyor şey için. Stream için. Hocam bir iki dakika daha bekleyip Tabii, bekleyeyim. Sen ondan ne tamam zaman hocam. dersen. Bazen geç kalabiliyorlar arkadaşlar. Aa, Mehmet Erbudak hocam da katılmış. Merhaba, Hocam, merhaba. onore ettiniz Merhaba bizi hocam. çok. Çok sevindim. Merhaba beyler, Hoş hanımlar. geldiniz. Ben de ayarları yapmaya çalışıyorum. Ha? Bu da oldu. Ha? Vallahi oldu. Harika. Mehmet Hoca'nın burada olması hepimiz için çok büyük şans. Bu Evet, gerçekten. kuazi kristaller alanının en önemli araştırmacılarından birisidir. Merhaba Özgür. Merhaba Birkaç gün hocam. önce gördüm. Fakat sabah işim vardı, dışarıdaydım. Şimdi yeni geldim. Burada da sizinki gibi değil. Dışarısı tam 2 derece ile 0 derece arası buz gibi. Hocam Ankara'da öyle. Ankara'da öyle herhalde, değil mi? Evet hocam. Evet, şu anda öyle. Siz İstanbul'da mısınız şey? Yok, ben Zürih'teyim şu anda. Zürih'tesiniz. Evet, Mersin 20 dereceymiş. Maşallah. Hocam isterseniz ben artık şey yapalım. Yavaş yavaş Olur, başlayalım. başlayabiliriz tabii. Ben şey yapayım. İlk önce bir herkesi mute etmem gerekiyor. Daha sonra şey yapacağım. Pardon. Şey. Arkadaşlar şey arasında da soru sormak isteyen olursa aşağı taraftan yazarsa ben sesini açacağım arkadaşım. Soru sormak isteyenin. Şimdi isterseniz ilk önce bir Mehmet Özgür Oktay hocamızı tanıtalım. Mehmet Özgür Oktay Hoca şu an Bilkent Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Profesör olarak şey yapıyor. Özgür Oktay Hoca 1974 doğumlu. Yani benden hepi topu 5 yaş büyük ve benim doktor hocam. 1992 yılında Uluslararası Fizik Olimpiyatlarında Finlandiya'da düzenlenen galiba lise zamanında bildiğim kadarıyla hocam bronz madalya aldı. Yine aynı sene 1992'de ÖSS mi? O zaman ÖGS var mı da emin değilim hocam. ÖSS sınavında birinci oldu. Türkiye birincisi oldu. Sonra 92 ile 96 arasında 1992 ile 96 arasında ODTÜ'de elektrik, elektronik ve fizikte çift ana bilim dalı yaptı. 2001'de doktorasını MIT'den aldı. Daha sonra 2003'te Bilkent Üniversitesi Fizik bölümüne geldi. Ben de o sırada doktoraya başladım. Ohio State'te, Cornell Üniversitesi'nde hocam bu Tsim Buğa nasıl okunuyor? Singular diye okunuyor. Tamam. Orada ziyaretçi araştırmacı olarak çalıştı. Hocamızın ödüllerine geçelim. TÜBA Gibip ödülü aldı. 2005 ödülü. O zaman TÜBA Gibip ödülü çok çok daha az kişiye veriliyordu ve çok yüksek miktarlı bir ödüldü. TÜBİTAK Teşvik ödülü aldı. TÜBİTAK Kariyer ödülü aldı. Yani bu toplam iki ödül. Parlar Teşvik ödülü aldı. Bir de en önemlisi bugün katılan öğrencilerimizi ilgilendiren şey Bilkent'te eğitimde mükemmeliyet ödülü aldı. Yani Oktay hocamız gerçekten çok iyi ders anlatmasıyla meşhurdur. Şimdi şey. Ben tabii bu yorumlarda çok torpilliyim çünkü Emre Taşkın hocamız benim ilk doktora öğrencim. O yüzden biraz iltimas geçiyor bence bu kadar iyi bir introduction yaparak. Başka söyleyeceğim bir şey yoksa başlayalım Var mı hemen? hocam var. Ya daha iki Tamam. tane daha şey söyleyeceğim.
Şimdi yani Oktay Hocam bence şu anda alçak gönüllülük yapıyor. Zeki olması haricinde Oktay Hocamız aslında çok dirayetli ve azimlidir. Çünkü mesela ilk doktor öğrencisi ben olmama rağmen fiziği hala bırakmadı. Sonra bu konuşmayı benim anlayabileceğim düzeyde tutabilirsek hocam dedim. O yüzden lisans seviyesinde anlatacak dersi. Hocam ben sizi bu kadar tanıtma yeter herhalde. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Emre. Ben tekrar herkese merhabalar. Emre artık biliyorsunuz o da profesör. Çok mutlu oldum. İlk defa bir öğrencim profesör oldu. Nükleer Bilim Enstitüsü müdürü oldu. O yüzden onu da burada tebrik etmek lazım. Ben bugün Emre bana ulaşınca şey dedi. Hocam da biz genel nükleer bilim enstitüsü olarak Hacettepe'deki lisans öğrencilerine yönelik bir seminer serisi hazırladık. Bununla ilgili genel bir konuşma verebilir misiniz? Lisans öğrencilerinin anlayabileceği seviyede. Tamam dedim, hazırlayayım. İşte ben de son iki senedir kuazi kristallere yoğunlaştım. Biraz orada bir iki makale yazdım. Aman hocam lisans öğrencileri anlasın, aman hocam lisans öğrencileri anlasın diye 5-10 kere uyardı beni. Ben de öyle bir konuşma hazırlamaya çalıştım ama şeyde demeyin ya, gittik fizik konuşması dinlemeye ama adam bir tane bile formül göstermedi demeyin diye bir iki tane formül belki olacak ama anlamasanız bile oraları es geçebiliriz. Çok önemli değil. Güzel şeylere odaklanmaya çalışıyorum. Resimlere odaklanmaya çalışıyorum. Ve sorunuz olursa ben de chat'e bakıyorum. Oradan oraya da yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Emre Hoca'nın dediği gibi ona bildirirseniz sesi açıp yüz yüze mümkün olduğunca bu ortamda yüz yüze de konuşmaya çalışabiliriz. Şimdi hocam çok özür dilerim. Çok kısa bir şey soruyorum. Arkadaşlar, öğrenciler için söylüyorum özellikle. Sesi kapatma sebebim bazen arka fondan bir şeyler gelebiliyor, o yüzdendi. Yoksa siz istediğiniz zaman lütfen chatten yazın aşağı tarafa. Ben hemen sesinizi açıp şey yapacağım. Hocaya sorunuzu yöneltmenize izin vereceğim. Peki. Belki de ama bir yandan da bu pandemi tabii hayatımızı kötü etkiledi ama Zoom'un yaygınlaşması ve güzel seminerlerin her tarafta dinlenebilmesi de çok pozitif bir etkisi oldu. Ben şimdi kuazi kristaller ne rastgele ne de periyodik olan düzenli yapılar diye bir başlık attım. Son iki senedir daha çok burada bir kuramsal ilerleme yakaladığımı düşünüyorum. Murat Mirsalilov'un ismini söylemem lazım. Bir lisans öğrencisi olarak beraber bir hesaplama yaptık. Bunu geçen yıl FizRevB'de yayınladık. Murat şimdi Ohio State Üniversitesi'nde doktora öğrencisi. Bu sene de ben onun devamı olan bir yayın yaptım. Sonuna doğru onlardan da bahsedeceğim ama asıl amacım size bu kuazi kristaller nedir, ne değildir onlarla ilgili genel bilgi vermek. Onun için de nereden başlayayım dedim. Madem lisans öğrencileri liseden geldi, lise kitabına bakayım. Lise kitabında katı tanımı nasıl yapılmış diye. Oradaki tanım aşağı yukarı ya birisi oradan Wikipedia'ya getirmiş ya Wikipedia'dan oraya almışlar. Katı maddenin atomları arasındaki boşluğun en az olduğu halidir diyor. Biraz bence çok iyi bir tanım değil çünkü insanların atomlardan haberi olmadan çok önce katı nedir, sıvı nedir, gaz nedir bunun ayarına varmışlar. O yüzden aslında bir makroskopik tanım da mümkün. O tanımı vermenin kolay yolu da şu yukarıda gösterdiğim shear stres. Elinize bir katı alırsanız katıya yanlamasına, makaslama kuvveti verirseniz katı buna direnir. Ama sıvılar ve gazlar, akışkanlar buna direnemez ve bu katı, yani o yüzden katılar kendi şuradaki diğer tanım bir dış etkiye maruz kalmadıkça geri gidelim. Hacmi ve şekli değişmez. Bu demek. Bu makroskopik tanım. Bir de mikroskopik. Atomlar cinsinden daha güzel bir tanım var. Atomların en yavaş hareket edebildiği halidir. Yani şurada baktığınızda atomlar yerinde duruyor. Belki arada bir çok çok ender bir tanesi yer değiştirir ama onun dışında bir hareketleri olmaz. Sıvıları ve gazların aksine diye. Ve doğada amorf veya kristal yapıda olabilir diyor. Amorf, yani burada amorf ne demek diye sorarsak taneciklerin düzensiz olma durumudur diye bir tanım yapmış. Başka yerlerde de taneciklerin periyodik olmadığı her duruma amorf durum denir diyor. Biz bugün aslında bu ikisinin arasında bir yerde malzemelerde olabildiğinden bahsedeceğiz. Yani onu göreceğiz ama yavaş gidelim. Diyelim ki bu tanım doğru. Amorf katılar taneciklerin düzensiz olma durumu, kristal katılar ise
tanecikliğin düzenli olma durumu. Düzen sözcüğü biraz fazla kullanılan ve her zaman da net olmayan bir sözcük aslında. Belki bunu biraz daha iyi anlayalım. Onun için de hepimizin aslında çok yakından tanıdığı bir bileşik. Silisyum dioksit veya silika. Buna bakalım. Yani ben size kimyasal formülünü söylediğimde bununla ilgili bazı şeyleri biliyorsunuz ama bir katı madde olarak silikayı elinize aldığınızda farklı formlarda görebilirsiniz. Bunlardan bir tanesi bildiğiniz pencere camı. Yani pencerenizdeki cam büyük ihtimalle içinde biraz katkı ile beraber silika, iki oksijen, bir silisyum atomu. Ama atomlar pencere camında böyle düzensiz bir ağ oluşturuyorlar. Ve her bölgeye baktığınızda bu düzensizlik farklı. Başka bir formu ise yine saydam bir formu kuarts. Kuarts kristali. Kuarts kristalinde elmas örgüsüne benzer bir örgü oluşturuyor silikon atomları. Etrafında da iki tane her silikon atomunun etrafında dört oksijen olacak şekilde bir düzgün dört yüzde oluşturuyorlar. Bu kuarts normal pencere camına göre çok daha dayanıklı, çok daha sert. Güzel bir özelliği de piezoelektrik. Belki saatlerinize bakarsanız üzerinde özellikle mekanik olmayan elektrik saatlerin kuarts yazar. Niye kuarts yazar? Çünkü ona elektrik verdiğinizde belirli bir periyotta salınım oluyor. Hassas bir osilatör yapabiliyorsunuz. O yüzden zaman ölçmek için iyi. Ve kuartsı çok iyi anlıyoruz. Yani diyelim ki benim yan odamda Salim Çevici Hoca'ya gitsem, hocam ben size bir silisyum 2 oksijen atomu versem, bundan şöyle bir periyodik yapı yaparsak, bu iletken mi olur, yalıtkan mı olur dersem, bilgisayarına gidip bana yarım saat içinde ya o çok güzel bir yalıtkan olur diyebilir. Çünkü bunların hesabını yapmayı, periyodik bir atom dağılımı varsa bunların hesaplarını yapmayı çok çok iyi biliyoruz. Ama bu pencere camı daha büyük bir muamma. Yani ben aynı atomlar, silisyumu da çok iyi biliyorum, oksijeni de çok iyi biliyorum ama onların bu dağılımında öncelikle şu şekle bakınca sıvıdan tam olarak farkı ne? Yani sıvıda da atomların herhangi bir anlık dağılımına bakarsam orada da bir düzensizlik göreceğim ama niye camın içindeki atomlar yerlerinden uzaklaşamıyor? Niye gidemiyor? Sonra camı ne kadar sert yapabiliriz? Bu kolay cevaplanabilecek bir soru değil. Yani en azından teorik altyapısı yok. Periyodiste olmadıkça, kendini tekrarlamayan yapılar olduğunda ne yapacağımızı pek bilemiyoruz. Sadece silikon dioksit camdan bir iletken malzeme yapabilir miyiz? İletken olarak kullanabilir miyiz bunu? Bunun da tam cevabı yok. Büyük ihtimalle hayır ama en azından net matematiksel olarak ben size ispat edemem bunu yapamayacağımızı. Peki, güzel. Şimdi periyodik yapılara bakalım. Periyodik yapılarla ilgili bilmemiz gereken önemli bir özellik var. Bu da dönme simetrisi. Ben elime eğer bir simetrik şekil alırsam bunun dönme altında kendi üzerine gelip gelmediğine bakabilirim. Diyelim ki altıgenlerden aldım. Şuradaki yeşil tiling gibi, yeşil periyodik sistem gibi. Bunu eğer ben herhangi bir noktası etrafında 120 derece çevirirsem kendi üzerine gelecek. O yüzden üçlü dönme simetrisi ile bütün yüzeyi kaplamak mümkün. Dörtlü daha da kolay. Kareleri yan yana koyup güzel bir örgü yapabilirim. Bunu 90 derece döndürdüğümde kendi üzerine gelir. Üçgenlerden benzer bir örgü yaparsam 60 derece çevirdiğimde kendi altılı dönme simetrisi de mümkün. Ama beşgenleri alıp da eğer beşgenleri yan yana koymaya çalışıp da bütün yüzeyi kaplayayım derseniz boşluk bırakmadan veya beşgenleri örtüştürmeden bunu yapmanız mümkün değil. Bunu matematiksel olarak ispatlamak mümkün. Sağda gördüğünüzde büyük ihtimalle ispatı tam yapılmasa da düzgün beşgenlerle yapılabilen en iyi örtme. Yani en az beyaz yer, en alt arkasında yer bırakan örtme. Çok büyük ihtimalle bu. Yedigenler için de aynı şey geçerli. Yani üçlü, dörtlü ve altılı simetri ve ikili simetri dışında başka bir dönme simetrisi iki boyutlu sistemler için mümkün değil. Hatırlayalım ilerisi için. Beşli simetri mümkün değil. Beşli simetri ise o sistem periyodik olamaz. Şimdi üç boyutta buna benzer bir şey var mı? Var. En basit
düzgün yüzlü 5 tane katı vardı. Platonik katılar denen. Beni de görebiliyorsunuz değil mi? Aynı zamanda sadece şey değil. Şurada elimde bir güzel düzgün 4 yüzlü gösteriyorum size. Bir tane küp. Bir tane de düzgün 12 yüzlü. Bunlar çok simetrik şekiller. 3 boyutta mümkün olan simetrileri çok güzel gösterdikleri halde büyük bir farklılıkları var. Küplerde uzayı doldurmak mümkün. Yani küpleri tekrarlayarak bütün uzayı hiç boşluk kalmayacak şekilde doldurmak mümkün. Ve hatta pek çok katı da kübik simetriye sahip. İlla böyle basit küpler olmak zorunda değil ama FCC, BCC dediğimiz yine kübik simetriye sahip atom aranjmanları çok görülen şeyler. Bir sürü elementel katıya bakarsanız bu şekilde düzenleniyorlar. Burada ilginç bir şey var. Peki bu güzel piramit, düzgün dört yüzlü, dört tane eşkenar üçgenden oluşan şekil uzayı doldurabilir mi? Bunu ta Platon, Eflatun biliyorsunuz antik Yunan'da yaşamış bir filozof. Onun zamanında Aristo düşünmüş ve demiş ki ya bu piramitte biraz zorlarsak herhalde uzayı doldurabiliriz. Öyle bir iddiası var. Düzgün dört yüzlü uzayı doldurabilir. Modern matematik gelişince yok dolduramaz. Bu ortaya çıkmış. Düzgün 12 yüzlü de ilginç bir katı. Burada da yine nedense bu Eflatun okulunda evrenin sırrını taşıdığı düşünülen falan bir ilginç geometrik şekil. Ve uzayı doldurmaya çalıştığınızda en fazla boşluk kalan şey de bu düzgün 12 yüzlü şekil. Alkoseydron. Bu arada matematiğe meraklı gençler için bir problem. Bu düzgün 400'lüleri kullanarak uzayın ne kadarını doldurabilirsiniz? Birbirinin üzerine gelmeyecek. En fazla, en büyük sıkışmış halini nasıl bulabilirsiniz? Şu anda rekor 2010'da yayınlanmış bir makalede ve buradaki çok renkli şekillere bakarsanız insanlar bunun üzerine epey düşünmüşler. Bilgisayarda optimize etmişler. Ama tam olarak çözülmüş, ispatlanmış bir maksimum packing, maksimum doluluk oranı yok. Böyle geometrik problemlerde de çok ilginç bir durum var. Her zaman bunları çözenler matematikçiler olmuyor. Bu beşgenlerle şeyi doldurma konusunda, yüzeyi doldurma konusunda hiç matematik eğitimi almamış, hatta liseden sonra eğitim almamış birisinin yaptığı ispatlar var ilginç şekilde. Geometri demek ki insan beyninde farklı bir yerde çalışıyor diye düşünmek lazım. Ama buradan şu iki slide'dan size hatırlamanızı istediğim şey her türlü simetri yani sonlu bir cismin bütün simetrileri sonsuz uzayı dolduran periyodik aranjmanlarda görünmeyebilir. Hatta işte beşgen simetrisi veya düzgün 12 yüzlü simetrisi gibi simetriler periyodik koşullar altında kesinlikle görülmez diyebiliyoruz. Şimdi o zaman belki de matematiksel bir soru olarak şunu sormak lazım. Periyodik olmayan ama rastgelelik içermeden yani ben oraya attım birini sağa döndürdüm, birini sola döndürdüm her birinde bir farklı veya işte bu düzgün 400'leri bir kutuya attım yüzlerce simet kutuyu salladım nasıl bir şekil alacak gibi rastgelelik içermeden düzen gösteren yapılar en azından matematiksel olarak mümkün. Ya, uzun süre insanlar bunu olmayacağını düşünmüşler. Daha sonra bir matematikçi binlerce değişik domino taşı diyelim kullanarak böyle bir yapı göstermiş. Kesinlikle periyodik olmayan, aperiyodik olmak zorunda olan ama bütün uzayı doldurabilen yapılar. Daha sonra 1974 yılında Roger Penrose geçen sene yani 2020'de Nobel ödülü aldı karadeliklerle ilgili yaptığı işle ama onun yaptığı başka bir iş de bu Penrose deseni dediğimiz deseni oluşturma. Yazdığı makalenin adı da çok güzel. The Role of Aesthetics in Pure and Applied Mathematical Research. Matematik araştırmalarında estetiğin rolü diye. Ve sadece bir değil, iki tane birim hücre kullanarak şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bir tane T
tombul eşkenar dörtgen, bir tane zayıf eşkenar dörtgen kullanarak solda gördüğünüz gibi bir desenin yapılabileceğini ve bunun sonsuza her tarafa doğru gidip kaplayabileceğini göstermiş Penrose. Orijinal olarak böyle yapmıyor. Bu farklı iki tane, farklı aslında altı tane şey kullanıyor. Domino kullanarak yapıyor bunları ama basitleştirmiş hali bu. Bu tombul dediğim eşkenar dörtgenin açısı 72 derece. 360'ı 5'e bölüyoruz. Zayıf dediğim eşkenar dörtgenin açısı da 36 derece. 2 pi bölü 10. Ve bunları böyle kaydırarak gayet güzel işte yan yana sokarak bu deseni yapmamız, götürmemiz, büyütmemiz mümkün. Güzellik de şurada. Yani bu buraya baktığımızda periyodik olmadığını görebiliyoruz ama neredeyse periyodik gibi, değil mi? Yani şöyle biraz kaydı, şuraya bakıyorum, şöyle bir yıldız var, o yıldız çok başka üzüldüm. Yerlerde de. Tabii. Kısa evet. Bir soru sormak istiyorum. Aklıma takıldı. Altın oran olduğu için de merak ediyorum. Çünkü ne olduğunu tam olarak hatta hiç bilmiyorum. Bu yani sadece bu iki şekli kullanarak mı, iki tane alternatif uzay şey olarak, yani bu özellikleri ne tam olarak? Yani neden mesela, neden bu başka bir şekil alsam, bütün iki tane başka şekil alsam uzayı dolduramıyor mu? Dolduramıyor, hayır, yok. Yani çok özel şeyler seçmen. İnsanlar bu senelerce aramışlar. Sadece iki değil mesela, ilk bulunan aperiyodik tarihin 10 bin tane değişik şekil kullanıyor. O yüzden bu ikiye indirmesi bayağı önemli bir olay aslında. Penrose. 10 bin şekilli, yani kendini tekrar eden bir şey olmuyor. Evet, gerçekten ilginç. Ya burada demeye çalıştığım yani şey, altın oran aslında çok fazla, o da çok fazla söylenilen, kullanılan bir şey ama eğer elinizde beşgen varsa, beşgenin bir kenarıyla bir diagonalinin birbirine oranı da bu 1 artı kök 5 bölü 2'dir. O yüzden burada çıkması çok şaşırtıcı değil. Belki burada şaşırtıcı olan sadece bunları kullanarak bu eşkenar dörtgenlerin kenarlarına bakarsanız 10 tane yöne bakıyor. Başka hiçbir yöne bakmıyor. Yani çok uzağa da gitsek oryantasyon olarak bunları eğer bir katının içinde düşünecekseniz, kimyasal bu alan şekil kendini tekrar etmediği halde hep aynı yöne bakan bağlar oluşturur. O yüzden bütün kenarlar 5 yönden birine paralel olmak zorunda. O yüzden de ortalama olarak, ortalamayı nasıl aldığımızı tartışabiliriz ama ortalama olarak dönel bir simetriden bahsedebiliriz bu sistemde. Yani bu çok güzel matematiksel bir gelişme 74 yılında. Daha sonra insanlar fark ediyorlar ki aslında Penrose'un orijinal makalesine de bakarsanız, ben bunu bazı İslami süslemelere bakarken çizdim falan diyor. Solda Bursa Ulu Cami'den bir süsleme. Bu, özür dilerim, Bursa Yeşil Cami'den bir süsleme. Buradaki deseni çizerseniz benim biraz önce gösterdiğim Penrose desenine epey benziyor. Sağdaki Hindistan'da Mughal İmparatorluğundan kalma bir türbeden desen ve neredeyse hiçbir hatası olmayan Penrose örgüsüne mepetilebiliyor. En güzellerinden bir tanesi İran'da, İsfahan'da 1453 yılında yapılmış bir türbe. Burada da çok güzel bir Penrose deseni var. Sağda Malatya Ulu Cami'den bir desen. Çok ilginç yani şey, hani bu simetri birazdan göreceğiz. Bunu yapmak kolay değil. Yani Penrose desenini oluşturmak veya kuazi kristal desenleri oluşturmak kolay değil. Nasıl olmuş da işte 11. yüzyılda, 14. yüzyıla kadar veya 15. yüzyıla kadar insanlar bu desenleri camilerin dışlarına yapmışlar? Nasıl bir yöntem kullanmış olabilirler? Büyük bir tartışma konusu. Bununla ilgili 13-14 sene önce kuazi kristaller konusunun öncülerinden Paul Steinhardt ve bir çalışma arkadaşı bir kendince bir model geliştirdiler. Daha büyük üst üste gelebilen domino taşları kullanarak yapmışlardır bunları, onu çizerek yapmışlardır gibi. Ama bana çok ilginç geliyor ve bu daha sonra da kaybolmuş. Yani 17. yüzyılda, 18. yüzyıl Osmanlı eserlerine bakarsanız veya İran'daki eserlere bakarsanız bu kuazi kristal
patternlar ortadan kalkmış, bir şekilde kullanılmış, yapılmış. Ustası kimdi bilmiyoruz ama daha sonra da bunun bilgisi kaybolmuş. Tekrar keşfedilmesi gerekmiş. Şimdi asıl kritik soruya gelelim. Bu matematiksel olarak güzel, hani işte veya işte cami duvarı süslüyorsak güzel, hoş, kağıda çizebiliyoruz böyle şeyler, periyodik olmayan, rastgele de olmayan. Ama böyle bir katı bulabiliriz. Yani ben bir katıyı elime aldığımda bunun içindeki atomlar hem periyodik olmayacak, kristal anladığımız anlamda kristal olmayacak, ama hem de düzenli olacak. Böyle bir şey mümkün. Çok uzun süre bunun olmayacağı düşünülmüş. Çünkü böyle düzenle düzensizlik arası bir yerde kalmak yerel olarak atomlar nerede olduklarını bilemeyecekleri için zor görülmüş. Çok fazla defekt oluşturursunuz falan gibi düşünceler var. Ama bir de şöyle bir sıkıntı var tabii. Yani siz elinize bir katı aldığınız zaman bu katının içinde atomlar düzenli mi değil mi bakarak söyleyemezsiniz değil mi? Bunu bir şekilde ölçmenin yolu olması lazım. En iyi bildiğiniz yollardan bir tanesi de X ışını saçmak. X ışınlarını gönderdiğinizde sadece belirli yönlere saçılıyor. Bırak şartını sağlayan yönlere saçılıyor. Sağda da böyle bir kristalin X ışını deseni gözüküyor. Hızlı soğutulan bir alışım, bu alüminyum magnezyum alışımlarından bir tanesi. Ve bu desende onlu simetri var. Şöyle bir tane beşgen çizdim. Fark ederseniz sayarsanız orada 10 tane parlak nokta var. Ama beşli simetrinin görülmemesi lazım. Beşgenlerle ben uzayı dolduramıyorum veya işte düzgün 12 yüzlülerle uzayı dolduramıyorum. Böyle bir simetrinin görülmemesi lazım. Bu arada bunu solda gördüğümüz Dan Shepman, İsrailli bir bilim adamı, Amerika'da ziyaretçi hocayken ürettiği alaşımlarda buluyor. Ve bununla ilgili bir makale yazıyorlar. Diyorlar ki uzun, yani katının bir ucundan öbür tarafına kadar yön düzenini koruyan ama periyodik olmayan bir katı yaptık. Şimdi bilimsel gelişme her zaman lineer olmuyor. Yani siz işte çok ilginç bir şey, daha önce görmemiş bir şey gördük diye bunu yayınlasanız bile herkes aferin çok iyi oldu demiyor. Hatta bu durumda çok ilginç bir durum oluyor. Linus Pauling, iki Nobel ödülü almış 4 insan var şimdiye kadar. Bunlardan bir tanesi de Linus Pauling. Bir tanesi çok önemli. Kimyasal bağın yapısını kuantum mekaniği olarak kullanarak ilk açıklayan insan diye düşünebilirsiniz. İkincisi, yani bir kimya Nobel ödülü oluyor. Bir de nükleer silahların test edilmesinin yasaklanmasına olan katkılarından dolayı barış Nobel ödülü oluyor. Yani iki Nobel ödüllü adam. En prestijli bilimsel dergilerden bir tanesinde şöyle bir makale yazılıyor. Diyor ki so-called sözde kuazi kristaller aslında iki tane yapının birlikte büyümesi sonucu oluşmuş bir şeydir. Hatta rivayet o ki Dan Shepman için kuazi kristal, kuazi de bu arada İngilizce yalancı kristal, işte gibiymiş gibi, kristal gibiymiş gibi yapılar yoktur. Olsa olsa yalancı bilimciler vardır gibi bir ağır bir laf ediyor. Yani çok hani böyle rap şarkılarında falan duyacağımız bir laf aslında değil mi? Bir de bunu söyleyen adam Linus Pauling. Yani şeye bakarsanız, hangi üniversitede çalışıyor o anda diye bakarsanız, Linus Pauling, Linus Pauling Institute of Science and Medicine'dan yazıyor. Yani eğer içinde oturduğunuz binanın adı sizin adınızsa demek ki bayağı önemli işler yapmışsınız. Yani adam gerçekten öyle şey olmaz diyor. Peki bugün neredeyiz? Bugün şuradayız. Yüzlerce alışım sentezlenmiş. Yani Mehmet Erdoğan Hoca'nın burada olması da çok güzel. Çünkü bu sentezleri yapan, bunları yakından inceleyen insanlardan, bilimcilerden bir tanesi de o. Ve atomların yerlerini şüpheye yer götürmeyecek şekilde belirleyen metotlarımız var artık. Sağda bir transmission elektron mikroskopi görüntüsü sanırım. Oraya bakarsanız çok güzel, biraz önce gösterdiğim pendulum yapısına benzer bir atom dağılımı görebiliyorsunuz. Solda da büyütülmüş bir kristal var. O büyütülmüş kristal de
kristaller büyüdükleri zaman bu içerideki yapıyı bir şekilde yansıtan yönlerde büyümeyi daha çok severler. O yüzden de bu düzgün 12 yüzlü şeklinde büyüdüğüne göre içeride düzgün 12 yüzlü simetrisine sahip yapılar var demek. Yüzlerce alışım sentezlendi. Kuarz kristallerin var olduğuna kesin olarak biliyoruz. İlginç şekilde son 10 sene içinde doğal olarak oluştukları da ispatlandı, görüldü. Ama çok gerçekten vahşi bir şeyler olmuş olması gerekiyor. Yani benim bildiğim kadarıyla iki tane bulunan sample, bir tanesi meteor çarpması sonucu oluşmuş. Diğeri de ilk atom bombası testleri yapılan bölgede oluşmuş atom bombası. Son zamanlarda önemli bir gelişme, yine bir son 5-10 sene içinde atomları tek tek yüzeye taşıyarak da mesela bir pengoz örgüsü yapabiliyorlar. Veya ışıktan kristaller, optik kristaller, optik lattice dediğimiz sistemlerle de kuazi kristal sistemler yapabiliyorlar. Stedman, yani kuazi bilimci falan dese de Linus Pauling 2011'de Nobel Kimya Ödülü'nü çok da hak ederek aldı. Demek ki belki de genç arkadaşlar için söyleyeyim, yani birisi size ya yapamadınız, beceremediniz falan, işte kuazi scientist falan dese bile önemli olan, yani iki Nobel ödülü almış adamın bile görüşü önemli değildir. Önemli olan işin sonunda deneydir. Haklı çıkabilirsiniz. O yüzden ayrıca tebrik etmek lazım belki de bir azmi ve sebatı için Ben Stedman'ın. Stedman aslında galiba, Stedman'dan ziyade. Şimdi gelelim Penrose örgüsünü nasıl yapacağız? Yani benim amacım bundan sonrasında konuşmanın bu şeyler, alaşımlar var. Burada elektronlar nasıl hareket ediyor onu anlayabilmek lazım. Ama onun için biraz daha düşünmemiz lazım. Penrose örgüsünü nasıl yapabiliriz? Ben bir lisans öğrencisi sağ olsun bu 3 boyutlu printerları kullanarak bana bu tombul ve zayıf eşkenar dörtgenlerin mıknatıslarından bayağı bir yaptı. O yüzden onlarla oynayabiliyorum. Ve oynarsanız bir şey fark ediyorsunuz. Eğer düşmeye başladılar. Tam gösterebilecek miyim emin değilim ama eğer rastgele bunları yan yana koymaya başlarsanız, şöyle de bir tane koyarsam, şöyle hiçbir, şuradaki bölge gibi, hiçbir ince veya kalın eşkenar dörtgenin giremeyeceği yerler oluşmaya başlıyor. O yüzden ben bunları kafama göre yerleştirip de bütün plane'i, bütün iki boyutlu uzayı kaplayamıyorum. O zaman bazı kurallar gerekiyor. Örneğin şuradaki çıkıntı ve girintileri ve kırmızı ve mavi çizgileri birbiriyle uyacak şekilde kullanırsanız bu iki deseni kullanarak bütün uzayı kaplayabilirsiniz ve tam bir kuazi kristal olur. Ama burada bir gariplik var. Yani sadece birim hücreyi tanımlamak periyodik kristal için yeterli değil. Şimdi birim hücrelerin birbirine nasıl gireceğini de tanımlamam lazım. Oraya da şart koymam lazım. Bu da işi çok zorlaştırıyor. Yani bilgisayarda bunu çözmek isteseniz bunların sonsuz değişik yerel environment'ları, yerel çevreleri oluyor. O yüzden ben hani Schrödinger denklemini şöyle bir yerde çözeyim, burada bitsin iş demek yeterli olmuyor. Ya bu iş bayağı zor. Yaratmanın güzel bir metodu da şu. Ben tombul dörtgeni alayım. Bunu bir tane daha tombul dörtgen, iki tane tombul dörtgen yarısı ve iki tane daha küçük zarif dörtgenle böleyim. Zarif dörtgeni de alayım. İki tane tombul dörtgen yarısı ve iki tane zarif dörtgen yarısına böleyim. Bu her zaman yapabileceğim bir iş. O zaman şimdi beş tane tombul dörtgenli bir yıldız yapıp bununla başlarsam, bu dediğim işlemi yaptığımda beş tane zarif dörtgen yaratmış oluyorum. Burada durmayayım, devam edeyim. Bir adım daha. Daha çok zayıf ve tombul dörtgen yarattım. Bunu sonsuza götürerek bütün iki boyutlu uzayı kaplamam mümkün. Penrose örgüsü özel bir kuazi kristal aslında. Bu ölçeklenme simetrisi dediğimizde, yani sistemi büyütüp veya küçültüp baktığımızda tekrar kendi üzerine
gelebilen bir sistem. Bu bütün kuazi kristaller için geçerli değil. Ama bilgisayarda eğer büyük kuazi kristaller tanımlamak istiyorsanız gayet güzel böyle recursive bir şekilde bunları yaratmanız mümkün. Buna da enflasyon deflasyon metodu deniyor. Bu aralar sürekli enflasyon duyuyorsunuz biliyorum ama ben de bu daha bizi hayatımızı daha az acıtan bir enflasyon. Ama bu işi iki boyutta yapmak, üç boyutta yapmak da epey zor. Çok daha basit bir örnek alalım. Yani bir boyutlu bir kuazikristal yapabilir miyiz? Bunu da şöyle yapacağız. Diyelim ki karbon atomlarını aldım. Karbon atomları tek bağ yapabilir veya çift bağ yapabilir diye kimyada görüyoruz değil mi? Tek bağ yaptığına ben T1 diyeyim, çift bağ yapıyorsa T2 diyeyim. Karbon atomlarından bir zincir oluşturacağım. Ama bunu da yine bir enflasyon şeklinde tanımlıyorum. Hocam çift bağ yapınca daha mı yakın oluyorlar birbirlerine? Öyle olmaz mı? Ne bileyim yani arada iki tane elektron varsa daha çok çeker diye düşündüm. Hani, tabii ki bu şematik aslında ama. Bir şey sordum hocam. Evet, evet öyle yaparlar Emre. Emre hocam. Kusura bakmayın böyle Emre hocaya da koskoca enstitü müdürüne ben Emre falan diyorum ama alışkanlık. Hocam o şekilde devam edersek benim için daha iyi olur. Çok teşekkür ederim hocam. O zaman şöyle bir kural uyduruyorum. Bir önceki seviyede eğer tek bağ gördüysem bunu çift bağ çevireceğim. Ama çift bağ gördüysem bir karbon atomu daha atacağım oraya. Bir çift bağ bir tek bağ. T1, T2 haline getirdim. T1 ile T2'nin yerini yanlış yazmışız herhalde ama. Bunu sonsuza götürürsem ne olur? Sürekli atom atıyorum oraya. Buna oluşan yapıya Fibonacci zinciri deniyor. Niye? Diyelim ki bir tane T1 ile başladım. O zaman bir tane bağ vardı. Hocam kurulu bir daha anlatabilir misiniz acaba? Tabii. Eğer tek bağım varsa onu çift bağ çeviriyorum. Çift bağım varsa yan yana bir çift bağ bir tek bağ çeviriyorum. Tamam. Anladım hocam. Bunu sonsuz defa yapıyorum. Sonsuz defa yaptığımda soru şu. Çift bağ sayısının tek bağ sayısına oranı ne? Dediğim gibi formül gösteriyorum. Hiçbir anlamı yok. Üzerinden geçebiliriz ama buna bakarsak, düşünürsek aynı oranın aynı kalabilmesi için bu 1 artı kök 5 bölü 2'ye gidiyor bu oran. İsterseniz bilgisayarda bu kuralı yazın. Ve herhangi bir ilk şarttan başladım. 1 artı kök 5 bölü 2 de çok çok adı geçen işte yaklaşık 1.618 altın oran. Estetikle bir ilgisi olduğu düşünüyor ama ben her zaman ondan çok emin de değilim. Yine de altın olan zinciri veya Fibonacci zinciri. Fibonacci dizisini de belki biliyorsunuzdur liseden ama hatırlatalım. Bu dizideki her terim önceki iki terimin toplamı. Birbirine başlarsak onları topladık 2 yaptık. 2 ile 1'i topladık 3 yaptık. 3 ile 2'yi topladık 5 yaptık. Bu dizide altışık terimlerin oranı da dizi sonsuza giderken o altın orana gider. 1 artı kök 5 bölü 2'ye gider. O yüzden burada Fibonacci zinciri de deniyor. Şimdi asıl belki bir geometrik şart daha vermek istiyorum. Bir geometrik bakış açısı daha vermek istiyorum bu zincire. Ve bundan sonra söyleyeceklerim de biraz buna dayalı. Ben bu Fibonacci zincirini başka türlü oluşturacağım. Onun için şöyle bir şey yapacağım. İki boyuttan izin düşüm alacağım. İki boyutlu bir örgü, kare örgü olsun. Ama sağa doğru olan bağlar çift bağ, yukarı doğru olan bağlar yani yatay ve düşeydeki bağlara T1 ve T2 bunları farklı. Bu kare örgünün bir doğru çiziyorum. Ama doğrunu öyle seçiyorum ki hiçbir noktanın tam üzerinden geçmesin. Yani hiçbir noktaya çarpmasın. Bunu sağlamanın güzel bir yolu eğimini irrasyonel bir sayı seçmek. Mesela altın oran seçmek. Bir de 0-0 noktasından geçmesin diye yine irrasyonel bir sabit koyarsak hiçbir noktadan geçmediğinden emin olabiliriz. Sonra şöyle bir şey yapıyorum. Doğrunun içinden geçtiği bütün kareleri işaretliyorum. Kareleri işaretledim. Bu karelerin sadece sol üst köşesindeki noktaları alıyorum. Bunlar fark ettiyseniz bir boyutlu bir sistem oluşturdular.
Bazen T1 bağlı, bazen T2 bağlı. Ve ilginç bir şekilde bu tanjant tetayı altın oran seçersen bir önceki kuralla oluşturduğum bir boyutlu zincirin aynısını oluşturabilir. Bunu şöyle de düşünebilirim. Ben iki boyutlu kare örgümden bir bölgeyi kestim. Bunu kestikten sonra bir doğru üzerinde bir de doğruya dik yöne projekt iz düşümü aldım. Ve doğru üzerinde iz düşümünü aldığımda bu kuazi kristal zinciri tanımladım ama bir de doğru mu dik yönüne doğru iz düşümü aldığımı düşünebilirdim. Ne olurdu o zaman? O bölgeyi doldururdum. Asla iki tane noktanın dik, R-dik dediğim yere iz düşümü üst üste gelmezdi. Yani oradaki R-dikteki her nokta bu zincirdeki bir atoma karşılık geliyor. Aralarında birebir bir iz düşümü yarattığı lineer birebir bir fonksiyon var. Eşleme var. Şimdi peki çok güzel. Bunun bize yarattığı çok iyi bir yani bize bir matematiksel bağlı uzatıyor. Buradan tutarak bir boyutlu Fibonacci serisi için elektronlar böyle bir seri olursa nasıl hareket ederler? Yerlerinde mi dururlar? Sonsuza mı giderler? Kendi içinde yine simetriye sahip, ölçeklenme simetrisi gösteren durumlarda olabilirler mi gibi soruları cevaplayabiliyoruz. İşin ilginci bu iz düşümü yüksek boyutlarda da yapmak Penrose örgüsünü 5 boyutlu basit kübik örgüden 2 boyuta iz düşüm alarak görebilirsiniz. Yani 5 boyutlu örgüden basit kübik örgü deyince basit adında hani anlamıyorsunuz falan böyle basit şeyleri bile anlamıyorsunuz gibi algılamayın. Nasıl 3 boyutta benim vektörlerim var. 1, 0, 0, 0, 1, 0 ve 0, 0, 1 diye 3 tane yön düşünebilirim. Burada bir küp yapabilirim. Aynı şeyi 4 boyutta da yapabilirim. 5 boyutta da yapabilirim. Mesela 5 boyuttaki bir kübün kaç tane kenar noktası vardır diye düşünürseniz 32 tane. 2 üzeri 5. Değil mi? Onları da 2 boyuta iz düşümünü alırsanız bu güzel şekil çıkıyor. Bu kuazi kristal oluşturmanın yine buradaki formüller sadece arkadan bir izleyen falan varsa anneniz babanız arkadan bakıyorsa önemli şeyler yapıyor musunuz diye gibi görünsün diye hiçbir şey anlamanıza gerek yok. bir soru var galiba. Pardon bir kişiye kaldırmış evet. Sadece şu anda kim olduğunu göremiyorum. Özgür Avşar. Hah gördüm. Özgürcüğüm sana unmute etmeni ki admin et. Buyur Özgürcüğüm. Sesim duyuluyor herhalde değil mi? Evet geliyor. Ah, merhaba hocam. Şimdi bu 5 boyutta iz düşüme geçmeden önce kafama takılan bir şey sormak istiyorum. Bu 1 boyutla alakalı. Tabii. 1 boyutlu zincir üzerinde atom konumlanmalarını düşünürsek eğer. Hı-hı. Yani şöyle bir şey yapabilir miyiz? Mesela 0 ile 1 arasında bir zincir aldık diyelim. Yani bir başlangıç noktası 0, sayı doğrusu üzerinde bir noktası 1. Bunun üzerine atomları yerleştirmeye başladım. İlk önce 0, 1'e yerleştirdim. Daha sonra tam ortasına yerleştirdim 1 bölü 2'ye. Yani ardışık Fibonacci sayılarının oranları şeklinde daha sonra 2 bölü 3'e yerleştirdim. 3 bölü 5'e, 5 bölü 8'e, 8 bölü 13'e. Bu şekilde yaptığım zaman bir kuaziperiyodik zincir oluşturabilir miyim? İşte orada onun bunun aslında bir şeyini inversiyonu yapıyoruz. Atomları birbirine çok yakın koyamayacağım için senin dediğin meselede sürekli birbirine yaklaşacak değil mi? Bire doğru gittikçe bunlar veya sıfıra doğru gittikçe bunlar birbirine yaklaşacak. Öyle durumları hiperbolik uzayda kuazi kristal kullanmak için yapmak için kullanıyorlar. Ama benim bugün anlatacağım şeylerle ilgili değil. Yani gerçek kuazi kristallerde atomlar birbirine çok çok yaklaşamadığı için böyle bond length değişimi gibi şeylerle kuazi kristal tanımlamak daha iyi. Anladım.
Yani sonsuz limitinde bunu yaparsan birbirine çok yakın olacak diyorsunuz. Evet, evet, evet. Onu olacağı için dediğim gibi o dediğin sayı yani birbirlerine olan oranlar 1.6'ya gittiği için 1.6 limiti olacak senin serinin. O yüzden evet. O dağılım kuazi kristal olmayacak. Ama kuazi kristali matematiksel olarak tanımlamak için başka şeyler kullanmak lazım. Fourier transformunu almak lazım. Mesela bunu hiç konuşmayalım şimdi. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ ol. Tamam. Ben teşekkür ederim. Soru ya şey online ders anlatırken de öyle hissediyorum. Yani buradan bir iki kişiyi görüyorum tabii ama insan kendi kendine konuşuyormuş gibi oluyor bir noktadan sonra. Böyle akıl sağlığı için tabii çok iyi bir... Hocam arada sırada ben gülme efektleri koyuyorum arka tarafa. Tamam. Tabii tamam. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Peki. Yani bu şey geri geldik yine böyle iz düşünme yaratmak için. Ben yine üç boyutlu yazıcıdan çıkma bir şekil göstereyim size. Bu nedir derseniz şöyle yandan da gösterirsiniz. Hep aynı eşkenar dörtgenden, bu sefer iki çeşit eşkenar dörtgen değil, bir çeşit eşkenar dörtgen kullanarak üç boyutlu bir şekil tanımlıyorsunuz. Bunun iki boyuta iz düşümü direkt Penrose örgüsü oluyor. Buna Vairenga roof, Vairenga çatısı denebiliyor. Bayağı da güzel gözüküyor. Hatta şey gece lambası yaptım ben bundan bir tane. Ama iz düşüm İyi bir matematiksel metot. Beni hayrete düşüren şeylerden bir tanesi De Bruyne gibi matematikçinin Penrose örgüsüne bakıp Penrose örgüsüne ya ben bunu 5 boyuttan bir iz düşüm alsam bunu yaratırım diye düşünebilmesi. Yani matematikçiler insanı bazen hayran bırakıyorlar mı? Nasıl oldu da böyle bir şey düşündü değil mi? Her zaman hayret ediyorum. Ama önce bir kesit alman gerekiyor 3 boyuttan ve 5 boyuttan ve onu yansıtman gerekiyor. Yoksa bu şurada gördüğünüz şekildeki gibi birden fazla bağ, yani atomlar birbirine çok yakın gelmeye başlayabiliyor. Bu arada bu daha işte 84 dedim ya Shetman'ın deneyi. 85 yılında yazılmış güzel bir makale var. Alüminyum magnezyum alaşımı 6 boyutlu bir kristal. Yani o da 6 boyuttaki bir kristal yapının 3 boyuta İz düşüm olarak düşünülebilir. Hazır doktor hocalarından bahsediyoruz. Bunu yazan yazarlardan bir tanesi Levitov da benim doktor hocam. Onu da bahsedeyim. Böylece Emre'nin akademik grandfather'ı, akademik dedesi. Şimdi hocam ben de arkanızdan bu şekilde konuşuyorum. Tamam. Benim hocam diye. Ben işte bilgisayarda bu dediğim projection işlemini yaparsam şimdi artık her noktayı sadece iki boyutta düşünmüyorum. Bir de beş boyutta nerede diye düşünüyorum. O zaman bu beş boyutu iz düşüm yaptığım iki boyut ve ona dik olan üç boyut diye gerçek uzay veya gerçek düzlem ve dik uzay. Bu da üç boyutlu bir uzay. Binlerce noktayı buraya da hepsinin koordinatlarını işaretlediğinde ilginç bir şey çıkıyor ortaya Penrose örgüsü için. Bu dik uzayda sonlu bir bölgede sıkışmış durumda. Çok da belki şaşırtıcı değil. Geri gidersek bu iki boyuttan projeksiyon yaptığımızda da dik uzay sonlu bir bölgeydi. Burada belki şaşırtıcı olan o sonlu bölge üç boyutun tamamını doldurmuyor. O sonlu bölge üç boyutun içinde dört tane düzlem dolduruyor. Sadece Penrose yapısı değil, diğer beşgen kuazi kristallere bakarsanız o zaman o uzayın tamamını taramak mümkün ve bunlar size de değişik kuazi kristaller veriyor. Ben sadece bu çok hoşuma giden bir animasyon olduğu için gösteriyorum. Lokal izomorfiklik diye bir matematiksel tanım var. Bunu dik uzayda oynayarak değiştirebiliyoruz. Peki bu dik uzayda pratikte ne sağlıyor? Yani bilgisayarda hesap yapacağım veya elle hesap yapacağım. Dik uzaya bakarsam her atomun kaç komşusu olduğunu çok rahat bir şekilde tespit edebiliyorum. Diyelim ki şurada D1 noktası aldık. Bu dik uzay Penrose örgüsü için dört tane beşgenden oluşuyordu birbirlerine paralel. Orada bunun noktasını bulduk. Şimdi buradan aslında 10 tane yöne gidebilirim. 10 tane yani 5
Ama ben var 5 tane yönü de eksi 1 ile çarpılmış halleri olduğu için 10 tane yöne gidebilirim. 6 yönde gidersem V3'e giderim, eksi yönde gidersem V1'e giderim diye 10 tane bana dik uzayda nokta veriyor. Bunlardan kaç tanesi bu benim beşgenlerimin çiftliyse o kadar komşum var diye sayabiliyorum. Hızlı bir şekilde bu D1 noktasının sadece 3 komşusu olduğunu görebiliyorum. D1 buradaysa şu da kareyle gösterilen komşu, burada kareyle gösterilen komşu, burada eşkenar dörtgende gösterdiğim komşu, şuradaki komşu. Yani dik uzayda noktaları saymak, birbirlerine göre olan konumlarını anlamak çok daha güzel, çok daha kolay. Örneğin şunu sorabilirim. 5 tane bondum, 5 tane kimyasal bağın üst üste geldiği köşeler, bu arada Penrose örgüsünde şu gördüğümüz 8 çeşit köşe olabiliyor. Yani işte 3 tanesi bond şu iki şekilde bir araya gelebiliyor. 4 tanesi şu şekilde bir araya gelebiliyor. 5 tanesi S ve S5 dediğimiz 2 tane farklı şekilde bir araya gelebiliyor. Sonsuza giderken bunlardan S'lerden kaç tanesi? Köşelerin yüzde kaçı S star köşedir diye sorarsak, bunu sadece dik uzaydaki bir alanı hesaplayarak bulmamız mümkün oluyor. Şu beşgenin alanının toplam dik uzay alanına oranı bana bunu veriyor. Mesela buradan %4'ü S'miş diye hemen hesaplayabiliyorum. Kolay bir şekilde. Yani dik uzay yapı için iyi bir şey. Yapıyı anlamak için çok iyi bir şey. Şimdi gelelim elektron hareketleri. Asıl amacım neydi? Kuazi kristalin içinde elektron hareketleriyle ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Ama elektron hareketlerini nasıl tanımlayacağım dersen bayağı bir kuantum mekaniğine girmemiz gerekiyor. Ben en basit şekilde tanımlamak istiyorum. Sıkı bağlanma modeli diye bir şey var. Her noktada bir atom var diye düşünüyorum ve atom sadece en yakın komşularına, sadece şu bağlar üzerinden yakın komşularına zıplayabiliyor diye düşünüyorum. Ama kuantum mekaniğinin temel özelliği olan dalga özelliğini, parçacıkların dalgasını korumak istediğim için her noktada bir dalga genliği, bir kompleks sayı olabileceğini düşünüyorum ve buna dalga fonksiyonu diyorum. Elektronun dalga yapısının bize verdiği şey nedir? Girişim. Söndürücü girişim veya destekleyici girişim yapabilsin elektronlar istiyorum. O zaman şunu söyleyebilirim. Kuantum mekaniğinin kuralları çerçevesinde bu örgü içinde elektron seviyeleri ne olabilir? Maalesef bunun çözümü yok. Yani gerçekten en basit modelde bile bir kuazi kristal içinde ben hangi elektron seviyeleri vardır diye analitik olarak, yani kalemle kağıtla hesapladım, bir şey bulamıyorum. Ama şunu yapabilirim. Çözemesek de bilgisayarlarımız var. Kocaman bilgisayarlarda büyük örgüler yapıp burada bu seviyelere bakabiliriz ki 84'te sentezlenmiş malzeme 85'te ve 86'da 3 tane makale bu işi yapmış. Üçü de aynı şeyi söylüyorlar. İletkenliğe katılmayan durumlar var. Aynı enerjiye sahip ama uzayda belirli bir bölgeye takılmış kalmış durumlar. Bu normal periyodik örgüde hiçbir zaman olan bir şey değil. Yani ya bir unit cell'in içine ya safsızlık atmanız lazım işin içine. O elektronları tuzaklayacak. Ya da başka şekilde, yani bir birim hücrenin içine tutmanız lazım elektronlarınızı. O zaman burada ne oluyor diye hemen düşünmüş insanlar ve şöyle bir şey görmüşler. Bu örgü de yerel topolojik garip bir girişim etkisine sebep olabiliyor. Şimdi buraya bir tane dalga fonksiyonu çiziyorum. Bu belki kuantum mekaniği dersi alanlarınız için gerçekten bir fonksiyon çizmeyi bekliyorum ama sadece sayılar. 10 tane noktaya sayı vereceğim. Ve artı 1, eksi 1, artı 1, eksi 1 şeklinde böyle bir 10 atomdan oluşan zincire genlikler veriyorum. Artı 1, eksi 1. Bunlar initial değerlerim, ilk değerlerim hocam. İlk değerler olarak alabilirsin istersen. Sonra değişecek anladığım kadarıyla, doğru mu? Değişmiyor. İlginç bir şekilde. Niye değişmiyor dersen, şu noktaya bakıyorum şu anda. Burada
Dokuzuncu atomdan artı bir genliği geliyor. Sekizinci atomdan eksi bir genliği geliyor. Burada birbirlerini götürüyorlar. Yani birbirleriyle söndürücü girişim yapıyorlar. O yüzden elektron şu noktayı atlayamıyor. Bakarsan benim tanımladığım noktaların bütün komşularında aynı geçer. Aynı şey geçer. Elektron buraya yardımcı komşuyu sürekli kendisiyle söndürücü girişim yaparak bir noktaya takılı kalıyor. Buna benzer şey... Bir daha söyleyebilir misin? Ne nereye takılı kalıyor? Elektron zamanda ilerlemeye çalışırken sürekli kendisiyle söndürücü girişim yapıyor. O yüzden bir bölgeden dışarı çıkamıyor. Şimdi buna benzer şey düzensiz sistemlerde Anderson yerelleşmesi diye bilinen bir şey var. Burada düzenli matematiksel bir örgümüz olduğu halde kendisiyle sürekli söndürücü girişim yapan bir dalga fonksiyonuna sahip. Hocam Anderson localization zaten şeylerde de olmuyor muydu? Yani siz Türkçesini söylediniz de ben kusura bakmayın. Localization bir yanım evet. Anderson localization periyodik yapılarda oluyor diye biliyorum zaten. Eğer safsızlık varsa. Anladım. Tamam hocam. Tamam. Böylece ne kadar bilgiyle ortaya çıkmış oldum. Şimdi bu bir tane durum. Şunu sorabiliriz. Buna benzer başka durumlar var mı? Veya bu bir durumda kaç elektron takılı kalıyor? Yani bütün kuantum mekaniğinin el verdiği durumlar içinde bunun ağırlığı nedir? Bunu saymak ve endekslemek genelde zor. Zor bir iş. Ve insanlar bunu genelde bu ölçekleme simetrisini kullanarak yapmışlar. Bizim Murat'la aklımıza gelen şey şuydu. Ben bu duruma dik uzayda bakarsam, buradaki 10 noktanın dik uzay görüntülerine bakarsam, orada da bir bu sefer düzgün olmayan ongen görüyorum. O ongendeki 10 noktanın hepsini kaydırdığım zaman dik uzayda hala dik uzay beşgenin içinde kalıyorsam tip bir durumu yaratabiliyorum demektir. O da şu yeşil çizdiğim beşgenlerle gösteriyor. Kısacası detaylarını boş verelim. Şu yeşil beşgenin alanını hesaplayabiliyorsam ben tip bir durumların frekansını sayabiliyorum demektir. Bu da çok %0.5 yani çok belki de ihmal edilebilecek bir oran çıkıyor ama metot gayet güzel. Başka yerel durumlar da var. Mesela bunların en fazla ağırlık olan tip 3 bu yönelim simetrisini kıran bir durum. 12 noktadan oluşuyor. Bu 12 noktanın dik uzay imajları böyle. Bunları 5 kere kendisiyle döndürüp toplayabiliyoruz. Biraz daha fazla. Bu da bana %4.25 gibi bir ağırlık veriyor. Hiç fena değil. En son olarak da bu işin ne kadar korkunç olabileceğini göstermek için belki de tip 6 denen yerelleşmiş durumu gösteriyorum size. Burada yanlış hatırlamıyorsam 41 tane point, 41 tane durumda oluşan bir şey. %0.8 ağırlığı ama yine de ilginç bir şey bulduk burada. Bu ilk hesaplanandan 6 oran kadar fazla var bu durumlardan. Sadece birbirlerine dik değiller. Birbirlerine lineer kombinasyon olarak yazılabiliyorlar. Böyle bir hesap yaptık. Ben sürem zaten yavaş yavaş bitiyor. Bir şey daha göstereyim. Bazı noktalarda da yerelleşme mümkün olmuyor. Onu da hesaplayıp görebiliriz. Oktel hocam. Evet. Sizin süre kısıtlamanız yok hocam. Biz davet ettik. yok yani ben de bitirmek istiyorum. Tabii özellikle lisanstaki arkadaşlar sıkılmasınlar. Sadece şöyle çok güzel benim estetik anlayışıma hitap eden bir figür göstereyim. Bütün kuazikristal Penrose örgüsündeki noktaları biz yasaklı noktalar veya yerelleşmiş bir durum taşıyan noktalar olarak ikiye bölebildik. Bu da böyle dik uzay beşgenleri üzerinde işte pembe noktalar tip 5'i gösteriyor, sarı noktalar tip 6'yı gösteriyor vesaire. Bütün noktaları böyle yapabiliriz. Büyük ihtimalle bu 6 bilinen tipin ötesinde yerelleşmiş durum olmadığını gösteriyor. Tam ispatlamış değiliz ama önemli bir sonuç yine de. Başka bir şey daha göstereyim. Kuazikristaller sadece Penrose örgüsü değil. Mesela bu Amman-Denker örgüsü diye bir şey gösteriyorum. Şimdi bu 4 boyutlu
uzaydan 5 boyuttan değil 4 boyuttan 2'ye indirildiği için biraz daha anlaması kolay. Hatta o kadar çok kullanılıyor ki bu nasıl biyologlar sürekli meyve süreyi kullanıyorlar, fruit fly kullanıyorlar. Quasi kristal teoricileri de bu Amman denk gelmesini çok seviyorlar. Tanımlanması çok kolay, hesaplaması çok kolay. Bunun için de hesapladık durumları. Orada sonsuz sayıda tip bulabildik. Ama yine de toplanabiliyor bu. Örneğin burada da yine bu 8 noktayı alsanız, artı 1, eksi 1 koysanız veya onun etrafındaki 8 noktayı alsanız yine yerleşmiş durumlar bulmanız mümkün. Şimdi ben bitiriyorum. Son slide. Buradan nereye gidebiliriz? Niye böyle bir şey yapmak istiyoruz? Diye. Yani bu hesapları kullanarak amacım doktora öğrencileriyle beraber takılı olmayan durumların, yani illa yerleşmiş olmayan, sonsuza gidilen durumları da saymak için bir şeyler yapabilir miyiz? Bu dik uzay metotlarını daha da genelleyebilir miyiz? Kullanabilir miyiz? Mesela Aylin Badıl'ı Penrose üzerinde dik uzay metotlarıyla çözebilir miyiz diye. Ama belki burada hani bu seviyede bir konuşmada sorulması gereken niye uğraşıyor bu adam bunlarla sorusu. Yani başka işim yok, gücüm yok diye. Şimdi, öncelikle rastgele sistemler, yani işte bu glassy sistemler, camsız sistemler vesaire, bunları anlamak gerçekten önemli. Bunlara doğru yapacağımız herhangi bir adım faydalı. Ve kuazi kristaller de tam periyodik düzenle düzensizlik arasında çok güzel bir yer işgal ediyorlar. Yani bunlar tamamen kendilerine özgü olabilecekleri gibi düzensiz sistemlerle ilgili de bize bir şeyler öğretebilirler. Örneğin bu dik uzayı birazcık yamultursanız, bir arada düzgün beşgenler yapmazsanız camsız sistemlere benzer örgüler elde edebilirsiniz. Projeksiyonla camsız sistemler de elde etmek mümkün. Matematiksel ilerleme farklı alanlarda, yani Penrose dedisi yaparken atomları falan düşünmüyormuş adam, sadece matematik problemi çözüyormuş. Ama bu gerçekten malzeme bilimi için önemli bir haline geldi. O yüzden matematiğine bakmak belki güzel. Bir yandan da tabii belki ileride malzeme uygulamalarına katkı vermek mümkün olabilir. Bunu çok ciddi düşünen, özellikle periyodik olmadığı için mesela işte ısı iletimiyle ilgili bazı özellikleri oluyor, kuazi kristallerin vesaire. Bunları düşünen insanlar var, ben onlardan değilim. Ama böyle bir şey de olabilir, uzun vadeli sonuçta olabilir. Ben konuyu hem estetik yakınından seviyorum hem de yoğun madde fiziğinde daha önce araştırmamış şeylere bakabildiğimiz için seviyorum. Umarım size de genel olarak alanla ilgili bir bilgi verebilmişimdir. Arada bir şey atladım, onu sadece göstermek istiyorum. YouTube'dan da yayın yapıyoruz ya. YouTube'da orada kalsın hocam. Veritasyum diye bir kanal var. Hayır, o da YouTube. Evet, o da YouTube'da. O yüzden şurada gösteriyorum. The Infinite Pattern That Never Repeats diye güzel bir 20-30 dakikalık video koymuş. Tavsiye ederim İngilizce bilen genç arkadaşlara. Diyebileceğim bu kadar. Benden bu kadar. Çok teşekkür ederiz hocam. İlk önce soruyu gördüm hocam. Tamam. İlk önce bir konuşma hocamıza teşekkür edelim. Ben hepinizin adına alkışlıyorum. Hocam siz bir şey söyleyecek misiniz? Buyurun hocam. Yok, ben soruyu cevaplamaya çalışıyorum. Belki girişimin sıfır olduğu kısımları kullanarak diyot yapılabilir. Genelde Mehmet Ali Alpar hocam, size de şey vereceğim. İlk önce şimdi Mahmut Tayran. Mahmut hocam, el kaldırabilirseniz sizi, sesinizi açayım. Siz kendiniz direkt sorabilirsiniz. Daha iyi olur. Size tamam. Buyurun. Mesela hani asimet şey oluyor ya, bazı yerlerde girişimden dolayı tip 1'de kapanıyor dedik. Girişim deseni orada elektron olamıyor diye sonuç çıkarttık. Evet. Mesela bir taraftan voltaj uyguladığında o desenler belki oluşmayacak. Bir taraftan uygulandığında oluşacağı için orada akım geçmeyecek. Ya böyle bir şey doğru ama genelde, yani siz bunu büyük makroskopik devreye konulabilecek bir komponent olarak düşünürseniz, o zaman elektronlar çok fazla safsızlık olacağı için girişimden ziyade başka
bir enerji boyları kurmanız lazım diyot yapmak için. O yüzden moleküle elektronik tarafına gidersek belki olabilir ama gerçekten pratik bir uygulama olarak iyi bir fikir olmadığını düşünüyorum. Anladım. Teşekkür ederim. Mehmet, Alpar hocam, siz bir el kaldırmışsınız yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden ask to unmute yapıyorum. Teşekkürler. Evet. Duyuluyor mu? Duyuluyor hocam. Ben aslında alkış tuşuna basmıştım ama aklımda bir soru var. Çünkü aklımda hakikaten bir soru vardı. Ona sonra basacaktım. Elimi kaldırmayı. Evet. Özgür, bu çok hoş bir sunumdu. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Şimdi ben yakın zamanda da Feza Gürsey'i hatırladık. Feza Bey'in de ilgi alanlarıyla örtüşen şeyler var burada. Hatta Penrose Styling ilk yayınlandığı zaman hatırlıyorum. Belki Mehmet Erbulak da hatırlar. Feza Bey de o konuda işte neler olabilir, İslami sistemler falan konuşmuştuk. Şimdi soru şu. Şimdi gösteriyorsun ki hiçbir impurity, bir bozulma olmadan quasi periyodik bir ortamda yerleşik çözümler var. Bunların tiplemesi hakkında da ispat edilmemiş bir tahmininiz var. 6 tane tiplemesi var vesaire. Şimdi iki yönde sorun var. Bunun yerel olmayan yapıları araştırırken veyahut da daha farklı kuazi kristallerde bu işi yapmak için. Birinci soru, yani periyodik yapılarda Bloch teoreminden başlıyoruz. Burada Bloch teoremine eşdeğer olacak bir şeyi, yani buradaki simetriyle alakalı bir Bloch teoreminin genellemesi, bir matematik iddia var mı? İkinci soru da bununla bağlantılı. Bloch teoremi kompleks sayılar üzerinde bütün kuantum mekaniğini yapabiliyoruz. Ama Feza Bey mesela kuantum mekaniğinin ve farklı yapıları işte oktonyonlar, koternyonlar üzerinden temsilleriyle ilgili de çalışırdı. Ve bu tür temsillerin şeye de alakası var. Şimdi bu platonik şekiller, beşli simetri izdüşümleri olan şekiller aynı zamanda istisnai gruplarla alakalı. Onların da bu tür temsilleri var. Yani matematikte bilinen bir takım kompleks sayılardan daha öteye giden ve işte istisnai bir takım simetrilere giden ilgi alanları var. Kuazi kristalleri incelemek için buralarda çıkış yolları olabilir mi? Hocam, ilkinden başlayayım. Bloch teoremi, yani zaten bunları çözemememizin sebebi Bloch teoremine denk bizim sonsuz uzayı sonlu bir bölgeye indirebilecek bir teoremimiz olmaması. Hatta olamayacağını ispatlamak mümkün. Buna da şöyle bakılıyor. Elektron durumları şöyle bir denklemini çözersek, eskiden insanlar hep şey düşünüyormuş. İki tür durum olacak. Ya localized, gösterdiğim gibi bir yere takılmış veya eksponansiyel olarak düşüyor veya sonsuza gidiyor. Sonsuzda da EZ, EKX gibi continuous spektrumun parçası. Burada da enerji seviyesi, bir localized durumun enerji seviyesi olursa onun epsilon aralığında epsilon yetecek ise başka hiçbir seviye olmaz. Discrete spektrum localized olmayan continuum state'lerinde ise her epsilon allowed enerjinin aralığında sonsuz sayıda başka state var. Kuazi kristaller için bunun o bir boyutlu Fibonacci örgüsünde iki durumda olmadığı, singularly continuous, Cantor set benzeri bir enerji dağılımı olduğu görülüyor. O yüzden de Cantor setin içinde ne lokalize ne sonsuza giden, ne extended ne localized olan state'ler var. Kendini periyodik olarak tekrarlayan, kuazi periyodik olarak tekrarlayan neither localized nor extended state'ler var. O yüzden Bloch teoremiyle bunu böyle bir şey capture etmek mümkün değil. Güzel. Şeye gelince, ama bu dediğim, anlattığım size dik uzay metodu, yani bizim Murat'la yaptığımız iş
eğer strictly localized'sa, yani belirli bir radius'un dışında wave function sıfırsa, o zaman bunun dik uzayda sadece belirli bölgelerde sıkışıp kalacağını gösterebiliyorsunuz. O yüzden yani onları label etmek bakımından iyi bir iş oldu. Ama bunu non-localized şeyleri genellemeye çalıştığımızda aynı zorlukları yaşıyoruz. Yani ya, benim hani bir iki senedir yapmaya çalıştığım şey bu scale transformation'lardan bağımsız olarak ve onlarla birlikte blok teorimi benzeri bir şeye ulaşmaya çalışıyorum. Ama şeyleri de capture edecek şekilde. Neither localized nor extended state'leri de. Şimdilik çok bir gelişme yok ama yani şey insight'ınız çok güzel. Ben de aşağı yukarı aynı. Orada bir şey yakalabileceğini düşünüyorum. Kontörnyon oktörnyonlara gelince özellikle 3 boyut da dediğiniz gibi işte icosahedra düzgün 20 yüzlü vesaire simetrilerine bakmak için istisnai grup simetrilerini incelemek iyi olabiliyor ama 2 boyutta benim gerçekten C5'in ötesinde bir şeye ihtiyacım olmuyor. Düşünmedim hani şey dalga fonksiyonu acaba bir kuaternyon yani değerli bir dalga fonksiyonu yazıp böyle girişim desenleri vesaire elde edilebilir mi? Düşünmek lazım. O da güzel bir öneri. Bakmak lazım. Teşekkür. Sağ olun hocam. Biz teşekkür ederiz. Şimdi Ege hocamız da Ege Özgün Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği bölümünden. Buyurun Ege hocam. Merhaba Özgün hocam. Öncelikle merhaba Ege. Çok teşekkürler bu güzel konuşma için. Benim şöyle bir sorum olacak. Biraz aslında daha genel hani şeyde sormak istiyorum. Daha önce böyle bir hani diyelim ki bahsettiğiniz type binding şey altında bunu bir Hubbard model olarak diyelim ki yazdık. Bunun şey limitlerine baktık. Diyelim ki weak coupling ve strong coupling limitlerine baktık. Gerçek bir Hubbard modelde bekleyeceğimiz gibi mesela weak coupling'de bir Fermi liquid tarzı veya işte bir strong coupling'de bir antifermiyonik böyle bir şeyi bekler miyiz böyle bir sistemde yoksa bunu direkt kuramaz mıyız böyle bu? Şöyle diyeyim. Fermi liquid midir değil midir sorusu bile muamma şu anda. Yani non-interacting, bırak weak coupling'i non-interacting sistem olalım. Kuazi kristalin içine fermiyonları doldurayım. Fermi yüzeyi diye benim artık K uzayım yok. Yani enerji fonksiyonlarını neyle sayacağım belli değil. O yüzden hani bu fermi uzayı var diyemem. Bir fermi enerjisi var. Output olduğu bunu biliyorum. Ama tam fermi enerjisindeki seviyeler localized state mi? Delocalized state mi? Veya işte neither localized nor delocalized state mi? Bilmediğim için bir conductivity hesabını nümeriğin ötesinde yapamıyorum. Bir ilginç durum. Sadece çok spesifik olarak half filling yani her atom başına bir elektron düşecek duruma gelirsek bu anlattığım strictly localized state'ler orada spektrumu saçüre ediyor. Oradaki bütün state'ler bu nar cinsinden yazılıyor. Özellikle şeyden Tokyo'dan Akihisa Koga ile baktığımız bir şey var Hubbard modelde tam bu state'ler için. Orada ilginç manyetik yapılar çıkıyor. Fermi liquid olmadığını düşündürecek şeyler çıkıyor. Nümerikten yine yani analiz bir şey yapabilmiş değiliz. Çok teşekkür hocam. Biz teşekkür ederiz. Şimdi İbrahim Karabulut hocamıza bir saniye. Evet. İbrahim Karabulut hocamız Selçuk Üniversitesi'nden. Buyurun hocam. Özgür hocam merhaba. Merhaba hocam. Konuşmanız için çok teşekkür ediyorum. Hocam konuşma esnasında şeyden bahsettiniz. Bu kuazi periyodik optik örgülerin oluşturulmasının mümkün olduğundan bahsettiniz. Bunlarla ilgili hocam ultrakol çalışmalar için öngörünüz nedir? Yani normal periyodik optik örgülerden farklı olarak bir beklentiniz. Yani burada iki tane önemli çalışma var. Deneysel olarak bunlar elde edildi. Bir tanesi Cambridge'de Ulrich Schneider grubu. İki boyutlu bu en son gösterdiğim Amman Benker'e benzer bir örgü yaptı. Oraya bozonlar attı ve Bose-Einstein kondansat burada nasıl dağılır diye baktı. İkincisi ise California Santa Barbara'da David Belding grubunda bir boyutlu Fibonacci latisi yine optik örgüyle içine bozonlar atıp nasıl dağılır diye baktı. İkisi de ama teorik olarak çok weak coupling'in olduğu yerlerde çalıştı ve finite size, yani sonsuza gitmeyen sistemler olduğu için ultra soğuk atom deneylerinin sıkıntısı şu. En fazla bilemediğiniz 50 site'lık, 100 site'lık bir şeyi simüle edebiliyorlar. Orada da
Özellikle weak coupling sistemlerinde ben bilgisayarıma 50 saatte simüle ettirebiliyorum. Deney sonuçlarıyla çok iyi uyuşuyor. Ama bana sonsuz bir sistemle ilgili çok fazla yeni bir şey söylemiyor. Yeni bir insight vermiyor. Bu iki deney içinde aynı şeyi söyleyebilirim. Yani bunu yapan deneyciler de farkında ama bir beklenti mesela kimse Bose-Hubbard modelini quasi kristalinin üzerine koyup da simüle edemedi. Orada ilginç şeyler olabiliyor. Bu dediğim local state'ler yüzünden bir yerde liquid, bir yerde solid olabiliyorsunuz. Bose-Glass phase diye bir başka faz var. Oraya girebiliyorsunuz. Jumpsı fazla. Ben düzensiz sistemlerden ziyade böyle kontrol edilebilen, matematiksel olarak iyi tanımlanmış sistemlerde yeni fazların görülme ihtimalini yüksek görüyorum. O yüzden ultrasoğuk atom deneylerinde de heyecanla takip ediyorum diyeyim İbrahim Hocam. Çok yaşayınız. Evet, başka sorusu olan varsa el kaldırabilir ya da şeyden yazabilir. Mahmut Tayran Ateş görüyorum ben sorusu olan. Mahmut hocamız sordu hocam. Öyle mi? Tamam ben. Evet. Recai hocam. Recai hocamı görüyorum şimdi. Evet. Aslan Mut. Hocam unmute etmeniz için sordum. Onu kabul etmeniz gerekiyor. Recai hocam. Tamam. Herkes, buyurun hocam. Tamam, duyuyorum. Herkese selamlar. Özgür. Merhabalar hocam. Evet. Recai hocamız, çok özür dilerim hocam. Recai hocamız Hacettepe Üniversitesi, hem Bilkent'ten eski öğretim üyesi hem Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisi bölümünün eski öğretim üyesi. Şimdi emekli oldu. Buyurun hocam. Şimdi önce milyon dolarlık soruyu sorayım. Bu soruyu ben bütün banka şeylerine soruyorum, bankacılara. Hiçbiri şu ana kadar doğru cevap alamadım. Türk lirasının arkasında bir çokgen var. Bunun kaç kenarlı olduğunu soruyorum. Daha şu ana kadar bilen yok. Var mı burada bilen? Onu bilebileceğimizi sanmıyorum hocam. O başka bir uzman. Yedigen onu daha şu ana kadar kimse bilmedi. Ben şeyi sormak istiyorum. Şimdi bu beşli simetri ya da beşli tiling var. Yedi için de olamıyor dediğiniz şey, simetri yok. Ama böyle çalışmalar var mı? Yedi için. Yedi simetrili kuazi kristal yapabiliriz. Aslında yani istediğimiz her türlü, yani yedi boyuttan iki boyuta mesela projekte derseniz çok rahat yedi simetrili kuazi kristal oluşturabilirsiniz. İlginç sonuçlar da var. Mesela bu çok çok yüksek simetrili, mesela 48 rotational simetrisi olan kuazi kristaller yaparsanız bazı şeyleri onun için ispat edemiyorsunuz. O yüzden Recep Hocam, hani matematiksel olarak bunları yapmak mümkün. Kolay yolu var. Yani matematikçiler istediğiniz simetriye sahip kuazi kristali oluşturabiliyorlar. Analog kuazi kristal simetrisi. Yani yapabileceğini de ispat ediyorlar, öyle mi? İspat ediliyor. Ama atomları bir araya getirerek böyle bir şey yapar mıyız derseniz her zaman 5'in 12'nin ötesinde bir simetri görülmemiş bildiğim kadarıyla. Deneysel olarak. Oldu, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. Şey, başka soru sormak isteyen varsa el kaldırabilir. Aşağı taraftan yazabilir. Biri kaldırdı, onunkini indirmedim değil mi? Recai Hoca'nınkini indirmeye çalışırken. Eğer yanlışlıkla indirdiysem tekrar şey yapabilir mi? El kaldırabilir mi? Tamam. Hocam aslında benim eğer şeyse, başka soru yoksa birkaç tane, iki tane sorum olacaktı. Bir şeyi merak, bir şeyi kaçırdım. Bu proje dediniz ya mesela 8-10 işte boyutlu, işte daha yüksek boyutlu şeylerin projection'ı. Şeyi kaçırdım orada. O 8 boyutludan projection yaptım. Onlar periyodik şeyler mi peki? Yapılar 8 boyutta bildiğin kübik örgüyü al. Yani sadece integer'lara atom koy. Tamam mı? Ne yani, örgü hocam? Kübik. Bildiğin kübik, kübikler. He? Ama yani işte 4 boyutlu kükleri yan yana koyup bunları irrasyonel olacak şekilde kesip yansıtırsan şey oluyor. Aslında sizin kuasay o şeylerden, bütün hepsi tabii öyle yapılamıyor olabilir. Çok emin değilim. Ama aslında sizin o kuasay kristal dediğiniz şey daha yüksek bir boyutta normal bir periyodik yapıya tekabül ediyor. Evet. Tamam. Evet. Yani, orada incelemek daha kolay. Mesela Fourier dönüşümlerini hesaplamak istiyorsan büyük uzayda Fourier dönüşümünü alabilmeyi biliyorsun. Ondan sonra onu projection'a da bir silindir fonksiyonuyla çarp alabiliyorsun. Kolay bir şekilde yapabiliyorsun. Peki yani. Fourier demişken hocam, bu şeylerin Fibonacci kristallerini sizin çalıştığınız, bunların Fourier'ları nasıl çıkıyor?
ilginç bir şey. Normalde düzensiz bir kristalin varsa bundan X ışını saçtığın zaman şey alırsın. Smooth bir distribution. Tamam. Evet hocam. Türkçesini söyleyemedim. Çok kötü. Bir fonksiyon, sürekli bir fonksiyon çıkar. Düzenli bir örgüden X ışını saçarsan sadece belirli bölgeye, sadece belirli noktalara gider, bırak condition. Then discrete bir sonuç çıkar. Evet. Bazı kristallerden yapılan X-ray ışınımı, herhalde burada bir şey vardı, orijinal şey. Kristallere daha çok benziyor. Yani şey, yine belirli noktalarda parlak, evet, belirli noktalarda parlaklık görüyorsun. Aslında matematiksel teorisinde parlaklığı sürekli azalan sonsuz sayıda böyle bright peak var. Ama belirli parlaklığın üzerindekilere bakarsan sadece discrete noktalar var. Yani şey, sürekli azalan ağırlıklarla Dirac delta fonksiyonlarının toplamı şeklinde çıkıyor. Sorunun tam cevabı. 8 boyutluyu şey yaptığımız zaman, işte biz 2 boyuta yaptığımız zaman, 2 boyutlu kristal çalışıyoruz diyelim, kuasal kristal çalışıyoruz. Aha. 8 boyutluyu bir şekilde bildiğimizi varsayalım ya da şey yaptık, hani bu 2 boyutlunun şeyi budur diye bir şekilde kendimiz icat ettik. Peki o zaman 8 boyutlunun 8 boyutlu Fourier transformunu alırsam, yani şey, K space'e geçersem, momentum space'e, kuasal momentum evet. space'e geçersem, onun neydi? Bırak iz düşümü. Yok yok, şeyi, iz düşümü. Aha. Onun iz düşümü diğer taraftaki şeyi mi veriyor? Evet, aşağı yukarı öyle. Ama önce hatırlarsam iki tane şey yaptım. Bir tanesi iz düşüm almaktı. Diğeri de kesmekti. Yani bütün noktaları değil, sadece belirli bir strip içindeki noktaları yansıtıyorum. Ha. Buna cut and project method diyorlar. Kes ve iz düşümünü al. Kesme işini ve Fourier transform için yapmak kolay. Çünkü uzayda kesmek demek Fourier uzayında sinüs x bölü x ile convolution almak demek. O yüzden senin dediğin gibi aşağı yukarı 8 boyutlu düzgün örgünün Fourier transformu, delta fonksiyonları, onların hepsini bir sinüs x'leri convolution'unu alıp daha sonra yansıtırsan şu gördüğün desen ortaya çıkıyor. Tamam. Ege'cim, son bir soru daha sorup sana şey yapacağım. Peki bu defektler gibi davranıyor dediğiniz şu kuasal kristallerde tek şeyde olanlar. Kendine yerelleşmiş sorun. Trapped olanlar. Yani localized olanlar. Evet. Peki onların, yani mesela defektleri, hani biz şey yapıyor, bir band gap oluyor. Normalde hani defect dediğimiz zaman hani bizim işimize ne şekilde yarıyor? Mesela bir band gap var. Band gap'in ortalarında şeyler çıkıyor. Energy state'leri çıkıyor. İşte ve güzel tarafı o defektin üzerinde localized bir two level atom gibi davranabiliyor. İki enerji seviyeli atom gibi davranabiliyor. Peki bu tarz şeylerin özellikleri ne hocam? Burada da galiba var bir şey. Bu state'lerde yine, yani burada şey, band structure olduğu için band gap'ten bahsetmek mümkün mü emin değilim ama sana şey gösterebilir. Burada normal kristallerde görmediğimiz bir şey var. Eğer bulabilirsem real space. Bunu aslında niye soruyorum? Sebebi şu. Şimdi evet, two dimension'da olduğu bir şekilde three dimension'da bunu taşırsak, bu şeyler kuasal kristallerden diyorum. Şimdi normalde şey, nanoteknolojide şey yapmaya çalışıyor. Kuantum kompüterlerde, atıyorum bilgisayarlarında tek tek hani defect center'ları oluşturmaya çalışıyoruz. Ama onun yerine acaba mesela iki boyutlu bir kristal alıp onda uniform demeyeyim de en azından yerleri distributif bir şekilde yapılabilir mi? Aslında technological bir aspect. Ya şey göstermeye çalışıyordum ama figürümü bulamadım şu anda. İyi bir fikir o değil. Olmamasının sebebi de şu. Buradaki bu local state'ler birbirleriyle overlap ediyorlar. Yani çok güzel böyle isolated, işte ne bileyim nitrogen vacancy center gibi güzel bir local state var. Oraya kabul edeceğim. Olmuyor. Bu state'ler birbirleriyle overlap eden state'ler. Çok çok ayrı ayrı olan state'ler değil. Ama yani bunu gerçekten deneyini yapan hocalara sormak lazım. Bunlara tek tek eksis etmek mümkün olur mu olmaz mı? Hatta 3 boyutlu kuazi kristallerde bunlar ne kadar önemli, benim çok iyi bir bilgim yok. Yani tamam. En azından teknoloji açısından şey yaptım. Ege hocamıza şu an söz
el kaldırdı. Buyurun Ege Hocam. Ben çok kısa bir şey soracaktım. Aslında aklıma demin iki sorudan geldi. Kaçırdıysam da kusura bakmayın Özgür Hocam. Bu şimdi şey yaptığımız zaman, projection'ı yaptığımız zaman bunun tam tersini düşünelim. Elimize bize birisi güzel bir şey verdi. Pozi şey bir yapıda bir periyodik yapı verdi. Biz bunu yüksek bir boyuta taşıdığımız zaman mutlaka biz periyodik bir yapı buluruz diyebilir miyiz? Bunun bir gösterimi yok, var mı? Yok ya, mutlaka diyemezsin. Ben şu şekli tekrar göstereyim. Bu iki boyutlu Penrose'u aldım. Her noktayı üçüncü boyutta biraz yükselttim. Tamam. Firing roof denen şey bu. Evet. Bu periyodik bir yapı değil. Ama periyodik bir yapıdan kesit alarak bulunabilen bir yapı. Yani o kesme işlemini sadece iz düşüme odaklanmayın. Kesme işlemi de önemli. Ben normal bir periyodik kristal alıp onu kenarını da irrasyonel bir şekilde kesersem onun da oluşacak kenar state'lerini de hesaplamak kolay değil. O yüzden yani şey, bu geri lift etmek her zaman yapılabilen bir operasyon. Ege Hocam sen de teoloji olarak büyük ihtimalle onu düşündün. Ya ben bunları geri lift edeyim şeye diye. Daha yüksek boyutlu uzaya. Her zaman periyodik bir şey bulacağının garantisi yok. Bazı liftler altında periyodik bir şey bulabiliyorsun ama ben size mesela şey dedim. Penrose Lattice 5 boyuttan, 5 boyutlu basit kübik örgüden projection diye. 4 boyuttan da Penrose Lattice'e projekte ederek bulmak mümkün ama oradaki basit kübik örgü olmuyor. Bir şeyi A4 örgüsü diye bir Brava Lattice, 4 boyutun Brava Lattice'inden projeksiyonla elde edilebiliyor. O yüzden o geri gitme işlemi hem unik değil hem de periyodik bir yapı vereceği garanti değil. Anladım. Çok teşekkürler. Başka soru var mı acaba? El kaldıran olursa siz Alpar Hocam. Bir dakika hocam. Alpar Hocam siz alkışladınız mı? Ha yok, kaldırmışsınız. Tamam. Hocam size sesi açmanızı rica ettim. Buyurun hocam. Şimdi bu iz düşüm alıp ondan sonra bir kesme operasyonu yapılıyor. Önce bir kesip sonra iz düşüm. Evet, doğru. Tamam. Bir de gözlenen şeyler var. Saçılma desenleri. Yani Fourier transformu. Orada da normal olarak sadece delta fonksiyonları göreceğin yerde hem delta fonksiyonları hem de işte diffraction pattern'lar, sinx bölü x'ten gelen daha sürekli fonksiyonlar var. Şimdi bu bir tarafa. Bu demin Özgür söylediğin bu kuazi kristallerde enerji seviyelerinin böyle sürekli bir dağılımla ayrık bir dağılım şeklinde ayrışmadığını, Cantor seti olduğunu söyledin. Bu Cantor seti yapısına tekabül eden şey mi? Diffraction pattern'da deneyde gördüğümüz. Yani o K ile E arasında birebir bir hocam benim anladığım öyle değil. İlişkisi var ama birebir bir ilişki değil. Yani o Cantor sete bakmıyoruz biz diffraction pattern'a baktığımızda. Ama diffraction pattern Cantor setin Fourier transformunu alsaydık nasıl olurdu? Evet. Bunun bir şekilde cevabı gibi. O yani aralarında o yüzden hani diffraction pattern hala bir sum over infinity many delta functions. Ama weight'leri sürekli azaldığı için ben gerçek bir diffraction imajına baktığımda çok güzel ayrık noktalar görüyorum birbirinden. Eğer sonsuz parlaklığa gidebilseydim hepsi birbirine yaklaşacaktı ve asla continuity vermeyen bana yani hiçbir yerde türevi falan tanımlı olamayacak. Ama yine de her tarafta bir dense dağılım görecektim. Bilmiyorum çok şey çok iyi açıklayamadım. Belki şey hani biraz daha yazıp yapsam daha iyi olabilecekti. O ortamda olmadı. Yani gözlerinde ideal matematiksel yapıyı görmüyorsun tabii. Yok. Ama hayır, görseydin. İdeal bu, matematiksel yapıyı görseydim. Görseydin. Nerede scattering var diye. Orada göreceğin yapıyla. Buyurun hocam. Enerji seviyelerinin dağılımındaki Cantor seti yapısı arasında bir ilişki. Yani şey şimdi Cantor setinde nerelerde şey yoktur diye sorarsak set tanımlı değildir diye hiçbir yerde tanımlı değildir değil mi? Dense olarak bütün noktalar aslında remove edilmiş olur. Ama hala geride bir ayrık da olmayan bir set kalır. Enerji seviyeleri bu şekilde. Yani ben işte -4 ile 4 arasını alayım bu time binding mallığı için.
Orada dağılım hiçbir noktada şey değil. Belirli bölgeyi tamamen kaplamıyor. Kabul eden bir set değil. Şeyde de tam tersi, yine bu Fourier transform yüzünden X-ray diffraction'ına baktığımda da nerelerde X-ray diffraction var diye sorarsam her yerde var. Her yerde bir delta function'ı var. Ama o delta function'ın yüksekliği giderek azalıyor. Rasyonel noktalardan uzaklaştıkça azalıyor. O yüzden baktığımızda sadece belirli işte. Sadece 10 tane peak görüyoruz. Sadece 5 tane peak görüyoruz. Şey çok çok iyi anlatamadım. Belki Mehmet hocamız daha güzel açıklar bize şeyi X-ray. Teşekkürler. X-ray diffraction. Bu arada ben Alpar hocamız, Mehmet Ali Alpar hocamız Sabancı Üniversitesi'nden, bir de yanlış bilmiyorsam Bilim Akademisi'nin kurucusu galiba. Doğru biliyorum. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Yani kurucularından birisiniz, evet. Alpar hocamızın başka bir özelliğini de ben söyleyeyim. Anderson lokalizasyonu dedik, bugün hep doktor hocalarından bahsediyoruz. Phil Anderson da Ali hocamızın doktor hocası. Çok teşekkür ederim Alpar hocam. Erbudak hocam bir soru sormuştu ama hocam elinizi bir dakika. Bir dakika hocam, Mehmet. Bir dakika. Erbudak hocam buyurun hocam. Siz bir soru el kaldırmıştınız. Buyurun hocam. Ha, burada şey, çok özür dilerim. Enerji seviyelerini herhalde bir deney sonucu saptamak lazım değil mi? Eğer öyleyse nasıl bir deney buna uygundur? Bence ARPES yapsak mesela en azından. Efendim? ARPES yapsak şey. O nedir? Angle Resolved Photo Emission Spektroskopi yapsak belki nereler dolu, ne kadar, nereler değil diye sorabiliriz. Veya Local Density of States ölçüp bunun yine Fourier transformuna bakarak. Onu nasıl ölçeceğiz? STM getirip tünelleme yaparak mesela ölçmeye deneyebiliriz. Yani o deneylerin acaba beraberinde getirdiği lifetime broadening, o enerji seviyelerini teker teker ölçmemize izin verir mi? Hocam, quantum offset spektrum için hiçbir zaman bir deneyde böyle bir şey göremeyiz değil mi? Sonuçta sizin dediğiniz gibi lifetime broadening yüzünden ben bunların işte belirli bir gap size'ın altını göremem. Nasıl X-ray spektrumda belirli bir density'nin altında bir şey göremiyorsam asla göremem. Ama localized state'ler için, strictly localized state'ler için bunların finite bir neighborhood'unda başka state olmadığı için bence onların peak'i görülebilir. Ayrı oldukları görülebilir. Yani eğer bir takılan state'iniz varsa oraya tunnel ettiğiniz, yani local density of states yüksek olduğu için görülebilir. Buna da aslında tamamen farazi bir şey değil. Son keşke bunu da getirseydim. Utrecht Üniversitesi'nde bir grup karbon atomlarını altın yüzeyinin üzerine tek tek koyarak bir Penrose lattice yaptı ve local density of states ölçtü. Burada local density of states yine finite bir sistem. Finite sistemde görebileceğiniz kadarıyla ölçekleme simetrisine uyan bir local density of states ölçtüler. O yüzden hani bu localized state'lerin observe edilmesi tamamen farazi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Deneysel olarak da bir şey olabileceğini düşünüyorum. Komponenti olabileceğini düşünüyorum. Yani elimize alabileceğimiz bir kuazi kristalin localized state'leri var. Evet. Ama yapılan bazı ölçülerde böyle baktığın zaman örneğin valence bandına normal bir malzemeden farklı olduğunu göstermiyor. O da iyi. Yani mesela bu niye conduction metalik? Ben anlamıyorum. Metalik klasları da anlamıyorum. Niye ciddi bir yani şey, belki bir bakır kadar iyi conductor değil ama bayağı da iyi bir conductor. Belki siz bize biraz insight verebilirsiniz. Ben yani hayır, nasıl düşünmek lazım bu şeyle ilgili? O hesaplama deyince aklıma geldi. Son Mehmet Koca Bey ile konuştuğum zaman o bana epi ilerleme kaydettiklerini söyledi. Onun yaptığı özellikle atomların nerelerde bulunabileceği olasılıklarını hesaplıyor. Ve epi bir ilerleme yapmışlar.
bu growth için ama herhalde değil mi hocam? Şey için değil. Yani elektronik setlerin hesabı değil yanlış bilmiyorsam. Herkes hayır de. Hayır. Elektron atomların pozisyonları. Atomların pozisyonları. Bilmiyorum o işi hocam baksam öğrensem daha iyi. Yani ben hakikaten sonra tembellik edip veyahut da unuttum ve bakmadım. Bakmadım çünkü. Mehmet Koca Bey dediniz değil mi? Evet. Hocam ben araya 2 saniye gireyim. Burada Mehmet Erbudak hocamız ETH Zürich Üniversitesi'nden. ETH değil. ETH değil mi hocam? Yanlış mı söylediniz? Söyle. ETH. Özür dilerim. Bir an dedim. Aslında ben sizi ziyaret etmiştim hocam. Sizinle beraberdik. beraber Zürich'i gezme şansımız olmuştu. hocam bana çok normalde görünmeyecek turist ne olarak görünmeyecek. Bir odayı paylaşmıştık değil mi? Evet hocam, evet yani gurur duyarım kendimden. Valla ben de kıvanç duydum. Kıvanç duydum. ETH nasıl istersen. Emekli oldu değil mi Erbudak hocamız? Yanlış bilmiyorum. Evet, 11 sene oluyor ben emekli. Evet hocam, tamam. Biliyorum, doğru biliyorum. Size bol şanslar dilerim. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler hocam. Çok sağ olun. Ama yani bu çözülmemiş bir problem. Ufak bir sorum daha vardı benim. O Steinhardt'ın yayınladığı bir science vardı. Sonradan evet, onun hakkında çok laflar döndü durdu. Ama oradaki ya, resimde benim soracağım bir şey var. Acaba tekrar lütfen. Lütfen. Bir saniye hocam. Belki ikinci resimdi veya üçüncü resimdi. Hemen bakalım hocam ben. Şuradan. Sanırım Zoom'dan da yayın yaptığımız için bu yavaş, normalde bu kadar yavaş olmaması lazım. Tamam, şimdi geldi. Şimdi bir dakika geri alır mısın ne olur? Hemen geldim. Dur. Bir tane daha geri al. Bir tane daha geri al. Bir tane daha. Bir tane daha geri. Bir tane daha geri. Bir tane daha geri. Bir tane daha geri. Şu benim sağ tarafta gördüğüm altında Toby Hudson yazılı. Evet. O bir kristal örgü değil mi? Evet hocam, kristal periyodik kendini tekrarlıyor. Yani şöyle bir girim hücre. O bir kristal örgü. Tamam. Bu kristal örgü boş yerler kalıyor. Tamam. Steinhardt'a gider misin? Tabii hocam. Bu Steinhardt'ın şeyden... Bir tane daha sonra. Burada. Burada en sağdaki... En sağdaki de kristal yapı değil mi? Geçti. Tamam, geri geldim. En sağdaki bence o da kristal yapı. Şu şeyden şu gösterdiğim Malatya'daki sütundan bahsediyoruz değil mi? Ya ben Steinhardt'ın makalesini anladıysam demeye çalıştıkları şu. Bir üst üste overlap edebilen tayımları kullanarak kristal de yapabiliyoruz, kuazi kristal de yapabiliyoruz. Bu adamlar tam ayrıldığında değillermiş. Bunları build ederken ama hani şey gösterdikleri bazı structure'lar özellikle şu İsfahan'daki türbenin tam kristal olduğunu diyorlar. Siz en soldaki kristal değil. Yani, bu kuazi kristal, evet çok net bir şekilde kuazi kristal. O kuazi kristal yani. Ama en sağdakine bakarsam o Selçuklu eseri, o bence kristal yapı. Doğrusu yakından bakmadım gerçekten bir boyutta özellikle yukarıya doğru kendini tekrarlıyor mu diyorsunuz? Yukarıda tabii kendini tekrarlıyor. Ben yanılmıyorsam bu Erzincan'da neydi? Mama Hatun'dan. Yok hocam, bu Malatya'dan bir önceki herhalde şu Mama Hatun. Yani o makalede Mama Hatun'dan da bir şey var. Ama hayır, aynı şeyi ben de kullandım. Onun için Mama Hatun. Yok, bu sağdaki gösterdiğim şey From the Courtyard of Great Mosque in Malatya. Ulu Cami, Malatya peki, Ulu Cami. Peki. Aynısı değişik yerde kullanılıyor. Yani ben bu yapıları Selçuk mimarisinde biraz araştırdım da onun için hemen bakar bakmaz gözüme
şey geldi, tanıdık geldi. Burada mesela şu dikdörtgene benzer büyük bir şekil var. Hani kenarları biraz hafif açılmış. Ona bakarsan 1, 2, 3, şu dört, kendini en azından 4 kere tekrarlıyor diyorsunuz. 5 kere kendini tekrarlıyor bu sütunda. Yani bu şekilde o zaman bir kristal yapı. Bu çok istersen, yani kuazi kristal havası bozulmasın istiyorsak buna aproksimant diyelim. O denilebilecek yani şey, şöyle bir şey var yani, ne kadar uzak sonsuza gitmezsek asla kuazi kristal olmadığından emin olamayız. Dediğiniz gibi yeterince büyük unit seri olan bir aproksimant. En azından bu makaleyle ilgili herhalde büyük eleştiriler şeydi hocam. Daha önce de insanlar bunu çok sayıda çok sefer söylediği halde bu makale yazılırken sanki bunu ilk defa kendileri söylüyormuş. Yani makalenin title'ı böyle evet evet. Yani Tilings in Medieval Islamic Architecture, yani bu 2007'deki makale, bundan 10 sene önce yazılmış, 20 sene önce yazılmış. Bak kuazi kristaller var diye kitaplar var. Ama herhalde makalenin gerçekten söylemeye çalıştığı bir şey var. Söylemeye çalıştığı anlamı. Tabii tabii. Tabii. Yani o bakımdan da güzel bir makale. Ben şey siz şeyleri gördünüz mü yerinde gidip? Ben onu da merak ediyorum. Bir görmek istiyorum. En azından Konya'da varmış bir tane. Bir Topkapı manuskriptini gördüm sadece. Oradaki süslemeler gerçekten şey, o giriş dedikleri şu stil süslemeler kuazi periyodikmiş. Ama diğerlerine gidip bakmadım. Siz gezme imkanınız oldu mu hiç? Vallahi Anadolu'da ben birçok şeyi gördüm. Selçukluların yaptığı. Hı hı. Onların ama çoğu aproksimant. Çok mükemmel şeyler var. Sana istersen bir tanesini de yayınladım hatta. Onu gönderebilirim. Çok çok sevinirim hocam. Çok sevinirim. Böyle ismi, böyle biraz ornamentler ve sanat falan işin içine girince bildiğimiz dergiler de yayınlayamıyorsun. Adı bilinmeyen hani dergiler vardır ya, tekrarlanamayan fizik dergisi. Fizikler dergisi. Ha, öyle bir yerde yayınladım da göndereyim sana onu. Tamam hocam, ben size şey yazıyorum hemen. Bu şekle baktığım zaman görür görmez heyecanlandım oradan. Yani tam Selçuk mimarisi ve beni çok heyecanlandıran da o devirdeki insanların bir tek üzerinde sayı olmayan bir cetvelle ve pergelle böyle şeyler yapmaları. Yani demek ki orada yaşayan gerçekten geometrik intüisyonu çok büyük birisi olmuş olması lazım. Yani şey, muazzam çünkü. Yani niye beşgen simetriye uğraştı da kim çıkarttı, o da belli değil yani. Tabii ama Özgür şeyi düşünsene, bizim ufacık 13 yaşında kız oturuyor, kilim örüyor. O da aynı şey. Evet, evet. O da yani, tabii şey, elinde kopyası yok. Yani gerçekten geometrik intüisyon başka bir şey yani. Niye var insanda anlamak çok zor ama bu şey. Yani bilmiyorum ben. Amman Baker tile'ları çıkartan Amman da şey değil, matematikçi değil. Yani adam şey, otodidakt, kendi takılan bir adam yani. Şey, evet. Matematikçi, profesyonel matematikçi değil. Değil değil. Onun da bulduğu bir sürü tile'ları var çok. Gerçekten ilginç bir şey. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Ağzına sağlık. Ben şey, başka soru var mı acaba? El kaldırmak isterse, ben el kaldırırsa ben söz verebilirim. Bana her zaman soru sormak isteyenler, özellikle öğrenciler, çekinmeden e-mail de atabilirler. Şey değil, sıkıntı yok. Cevaplamaya çalışırım elimden geldiği kadar. Aslında ben teşekkür çok ederim Emre'ye her şey için. Aslında ben teşekkür ederim. E-mail'imi de yazdım chat'e. Lisans öğrencileri de aslında burada çok sadece Özgür Oktel hocayı değil, başka bu işlerde çalışan hocaları da, en yukarıdaki hocaları da tanıma şansları olmuş oldu. O yüzden ben biraz aslında bu hoca burada çalışıyor şeklinde tanıtmak istedim. Belki ileride temasa geçmek isterler. Doktora, master ya da danışman, direkt dışarıdaki bir danışman olarak belki bir şey yapmak isterler diye. Ben bütün katılımcılara çok teşekkür ederim. Yani Oktay hocam gerçekten bu kadar zor bir konu, bu kadar basit bir şekilde ancak anlatılabilir herhalde. Çok da iyi anlattığımı düşünmüyorum ama umarım lisans öğrencilerinin seviyesine indirebilmişizdir bunu. Ben anladım hocam. Onlar da kesin anlamıştır. O açıdan şeyim yok, şüphem yok.
Tamam. O zaman